Sayın Vekilim, bu mektubu cezaevinde tutuklu bir insan olarak değil de 6 çocuğundan ayrı kalan suçsuz ve çaresiz bir anne olarak yazıyorum. Ben Nurhan Aslan, 6 çocuğa sahibim. Biri 12 yaşında, diğerleri ise 7 yaşında olmak kaydıyla çocuklardır. 500 çocuklarımdan biri ağır engelli raporuna sahip. 6 çocuğumun hem annesi olarak ben, hem de eşim Abdülkadir Aslan çocuklarımızdan kilometrelerce uzakta Edirne L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunmaktayız. 6 Şubat depremine çocuklarımla Malatya'da yakalandık. O anları kelimelere dökmek dahi beni deprem anına götürüyor. Çocuklarım halen depremin travmasından kurtulamamışken, şimdi de anne ve babalarından ayrı bırakılarak daha derin yaralar alıyorlar. Çocuklarımın yaşları çok küçük. Bu korku ve endişeleri maalesef atlatmakta çok zorlanıyorlar. Ben depremden aylar geçmesine rağmen cezaevinde geceleri sarsıntı oluyormuş hissine kapılıp uyandığımda, acaba çocuklarım da aynı korku ve endişeyle uyanıyorlar mı diye düşünüyorum. Çocuklarımda depremden sonra kalan tek uyuyamama, tek tuvalete gidememe, sıçrayarak uyanma gibi korku belirtileri karşısında yanımda olamadığım her bir çocuğum için ayrı ayrı hüzün yaşıyorum. Belirttiğim gibi 500'lerden bir tanesi ağır engellidir. %80 işitme engellisi olan çocuğumun hidrosefali, beyinde su toplaması durumu mevcuttur. Ağır engelli raporu olan bu çocuğumun ebeveyn takibiyle birlikte düzenli doktor kontrollerinin yapılması gerekiyor. 500 çocuklarımın hepsi gözlük kullanmaktadırlar ve küçük oldukları için bu kontrollerin takibini yapmakta zorlanmaktadırlar. Çocuklarım şu an dayının yanında olsalar da sayıca fazla oldukları için ebeveyn bakımına muhtaçtırlar. Sayın Vekilim, tutuklandıktan sonra çocuklarımın okulu, kilometrelerce uzaklık, o kadar çocuğun yolda perişan olması nedeniyle yavrularımla sadece bir defa görüşebildim. Yanıma geldikleri yerin nasıl bir yer olduğunu bilemedikleri için sürekli "Anne, babanla sen neden bizi bırakıp burada kalıyorsunuz? Anne, bizi özlemiyor musun? Neden burada kalıyorsun? Bizi neden yanına almıyorsun?" gibi sorular sordular. Çaresiz bir anne olarak hiçbir soruya cevap veremedim. Çocuklarımın soruları karşısında gözyaşlarıma hakim olamadım. Geldikleri ondan gittikleri süreye kadar onların ağlamalarına merhem olamadım. Çocuklarımla şimdiye kadar her hafta toplam sadece 10 dakika telefon görüşmesi yapabilmekteyim. Kişi başı 2 dakika bile görüşemediğim için çocuklarımın ne durumda olduklarını kavrayamıyorum. 500 çocuklarımı büyütürken çok sıkıntılar, zorluklar, uykusuz geceler ve sürekli bir hastane tempomuz vardı. Fakat onlarla beraber olmak, onları koruyan, ilgilenen bir anne babaları vardı. Yaşadığım o zor günlerde dahi böyle çaresiz hissetmemişken, şimdi kat be kat yaşıyorum çaresizliği. İlk defa çocuklarımdan bu kadar ayrı kaldım. Çocuklarımın bana ihtiyacı var. Onlar bakıma, ilgiye, aile ortamında büyümeye ihtiyaçları olan suçsuz çocuklarımdır. Sayın Vekilim, adaletin kapımı çalmasını bekliyorum. Verilebilecek birçok tedbir kararı varken kesilen cezanın benden çok çocuklarımı etkilemesini istemiyorum. Ağır engelli çocuğumun başta olmak üzere tüm çocuklarımın mağdur olmaması için de bu mektubu sizin huzurunuzda tüm insanların vicdanlarına gönderiyorum. Saygılarımla.